Bizim artık 25 Kasım stadına tahammülümüzün kalmadığını değerlendiriyorum şehir olarak. Yani bir an evvel 25 Kasım stadını yıkıp yine bir an evvel yeni stadında ihalesini yaptırmak için çaba sarf ediyoruz. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık 25 Kasım stadyumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Stadyumun artık Futbol Federasyonu'nun belirlediği standartların birçoğunu karşılamadığını ve kent estetiği açısından da sorun yarattığını belirten Kırbıyık, 25 Kasım stadyumunun yıkılması ve başka bir alanda şehir stadı yapılması için çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti. Yeni bir stat yapılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Burada ölçek 8-10 bin bandında mevcut yerinde kapalı yüzme havuzunun hemen arkasındaki alanda yeni statla ilgili geçtiğimiz hafta da Gençlik Spor Bakanlığı'ndan arkadaşlarımız geldiler. Proje çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyorlar. Nitelikli, güzel, kullanışlı bir stat projesi olacak. Ama bizim artık 25 Kasım stadına tahammülümüzün kalmadığını değerlendiriyorum şehir olarak. Yani bunun sadece bir sportif etkinlik alanı olarak değil, şehircilik ilkeler açısından da o stadın mevcut yerinde şehri tıkadığını görüyoruz. Hem çok çirkin yapılar şehir estetiğini bozuyor, hem trafiğini etkiliyor, hem güvenliğini etkiliyor. Hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun artık profesyonellikler için belirlediği standartların neredeyse birçoğunu karşılamıyor. Biz burayı bir an evvel yıkmak arzusundayız. Biliyorsunuz orası aynı zamanda tescil bir kültürel varlık alanı. Eski bir tatanhaneler mezarlığının üzerinde bulunan bir alan. Dolayısıyla buna da uygun bir şekilde güzel bir yeşil alan projesinin hazırlatılması ve uygulanması gerektiğini değerlendiriyoruz. Belki bu stadın yıkımı, yeni stadın yapımı arasında bir döneme ihtiyaç olabilir, bir ya da birkaç sezon. Orada da belediyemizin Tunca Spor Tesisleri var. Oranın niteliklerinin profesyonelliklerde müsabaka yapılabilir hale getirilerek 1-2 sezon orada idare etmeyi ama bir an evvel 25 Kasım stadını yıkıp yine bir an evvel yeni stadında ihalesini yaptırmak için çaba sarf ediyoruz. Şu anda gelişmeler olumlu gidiyor. İnşallah kısa zamanda bunun neticelerini size müjdesini vereceğimizi değerlendiriyoruz.